hac karakteri eğitim kursu, hacılara hac yolculuğu esnasında ve sonrasında sosyal olarak sorumlu olmaya hazırlamak başlıklı Doktor Müşerref Hüseyin El-Ezhari Bey tarafından sunulacak. Şu anda konuşma sizde. Buyurun efendim, sizleri duyuyoruz. Mevlam muvaffakiyetler versin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'ın seçkin kullarına selatü selam olsun ve özellikle peygamberlere ve peygamberimize, sahabelerine ve onun yolunda izinde gidenlere olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor ki hac belli aylardan ibarettir. Kim bu hacı eksiksiz bir şekilde kötülük işlemeden yaparsa hacı makbuldur ve azık edinin ve azığın edindiğiniz azığın en iyisi, en güzeli, en doğrusu takvadır. And my dear brothers and sisters, değerli kardeşlerim, değerli alimler, değerli bilim insanları ve sempozyum organizatörleri ve Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri. Bu vesileyle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bugün oldukça önemli bir konuda konuşma fırsatı yakaladım sayenizde. Kur'an'ın bize aslında buyurduğu bir yol vardır. Haccı belirli bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım. Allah buyurur ki hac belirtilen aylarda gerçekleştirilmelidir ve her kim ki bu yükümlülüğü üstlenmek üzere yola çıkar de cinsel ilişkiye girmeyecektir ve bir şekilde günah işlemeyecektir. Her yaptığınız iyilik Allah tarafından bilinecektir. Kendinizi haca hazırlayın ve en iyi hazırlık ise benden korkmaktır, benim farkımda olmaktır. Bildiğiniz gibi bu muhteşem bir ayettir. Bu sadece hac talimi ile alakalı değildir. Sadece fıkıh ile alakalı değildir. Bunlar temel bilgilerdir zaten. Bu zaten her bir hacı tarafından bilinmelidir. Hacla ilgili farz, vacip nedir, vukuat nedir, bunu yapmalıyız. Böyle gereklilikler vardır. Bunlar temel bilgilerdir. Burada ise Kur'an biraz daha temel bir noktaya inmektedir. Gerçekten her şeyin temeline iner. Takvanın esasına inmektedir. Bu nedir? Terdir. Ahlaki ve ruhani gelişimden bahsedilir burada. Endonezya'dan değerli kardeşimiz hazırlıklardan bahsettiler. Talim yoluyla hacılar nasıl hazırladıklarını anlattılar. Fıkıha göre nasıl bilgilendirme yaptıklarını, Say, Arafat ve benzeri konularda bilgileri nasıl verdiklerini anlattılar. Bunlar kesinlikle önemli hususlardır. Evet. Ama bundan ve bunların hepsinden çok daha önemli bir husus daha var ki o da karakterdir. Ahlak dediğimiz şeydir. Bir de ruhaniye, yani ruhani dünya. Bu nedir? Bizim Allah ile olan ilişkimizdir. Biz Allah'la nasıl ilişki kurarız bunu ifade eder ruhaniye dediğimiz şey. Ben bu noktada bir yoldan bahsederken aynı zamanda vermiş olduğumuz bir eğitim kursundan da bahsetmek istiyorum. Bütün Müslüman ülkeler aslında hacılarına bu eğitim kursunu vermelidir. Bu eğitim yoluyla aslında ahlak konusunda da ve ruhaniye konusunda da takva konusunda da hacıları bilgilendirmelidir. Tevekkül ve diğer tüm konularda yine bu eğitim kursunun içine girer ve girmelidir. Bu kursu ben tasarlamış bulunuyorum. Bu terbiye süreci içerisinde aslında bahsettiğim sistemin bazı farklılıkları var. Biliyorsunuz hac taliminde Suudi Arabistan öncülüğü söz konusudur. Benim terbiye dediğim sistem bundan farklıdır. İnşallah şimdi size şimdi slaytlarımı açabilirsem bunu anlatmak istiyorum. Olmadı galiba henüz. Şimdi oldu, evet. Neden bahsediyoruz biz bugün aslında? Nedir? Burada çok güzel, güzel derli toplu bir tanım var karşımızda.
İmam Gazali Rahmetullah hocalarımızdan önemli birinin vermiş olduğu bir tanım burada yer alıyor. Bu da diyor ki kalbin ve aklın aslında yerleşik bir koşulunu, durumunu ifade eder. Ahlak ve öngörülmüş olan bir koşuldur. Bu amel değildir sadece. Ve aklın ve gönlün bir durumunu ifade eder. Tavrımızı, düşünce şeklimizi genel olarak ifade eder. Bizim davranışımız, eylemimiz, fiilimiz yani amelimiz düşünme şeklimize bağlıdır. Ahlak gerçekten de bizim düşünme şeklimizi pozitif anlamda, olumlu anlamda değiştirir. Tam olarak neyden bahsediyoruz? Bu ahlaki düşünce şekli dediğimiz şey nedir? Biz neyi yaratmaya çalışıyoruz? Bu ahlaki düşünce şekli aslında ahlaki erdemlerin bilgisi ve anlayışıdır. Ve başka insanlarla olan ilişkilerimizi oluştururken biz bunları uygulamaya koyarız. Ve aslında böyle bir ahlaka sahip olan bir kişi, böyle bir düşünceye sahip olan bir kişi kendisini geniş resmin içerisinde görebilir. Toplumla ilişkisine bu şekilde bakabilir. Size bunun önemini göstermek istiyorum. Ahlak ne kadar önemli, bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü ahlak bizi insan yapan şeydir. Bu olmadan ahlak olmadan biz al-anab oluyoruz. Önemi buradan kaynaklanıyor. Neden ahlaka ihtiyacımız var? Ahlakın gayesi nedir, amacı nedir? Burada 4 tane sebep gösteriyorum. Bir tanesi, biz gerçekten ilahi çeşitli özelliklere, niteliklere erişmeye çalışıyoruz. Değil mi? Kibar olmaya çalışıyoruz. Ümit var olmak istiyoruz. Bağışlayıcı olmak istiyoruz. Sabırlı olmak istiyoruz. Ve benzeri ilahi niteliklerden kendimize kazandırmak istiyoruz. İkinci husus, gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karakterini, o güzel şahsiyetini taklit etmeye çalışıyoruz. Ahlakın amacı budur. Peygamberimiz gerçekten ahlaki erdemlerin kimlik bulmuş halidir, kişiselleşmiş halidir. Bir üçüncü husus var. Toplumsal bir işlevi vardır ahlakın. Ve dördüncü olarak da kişisel gelişimin anahtarıdır. Ve benliğinizle mücadele etmenizi sağlar. Ve nefsinizle nasıl mücadele etmeniz gerektiğini size ahlak öğretir. Sizi tırnak içinde iyi kılar. Ahlak işte bu yüzden gereklidir, bu yüzden önemlidir ve amaçları budur. Burada bir yol görüyorsunuz. Ahlakın davranışınızı nasıl etkilediğini bu okları takip ederek görebilirsiniz. Çalışmalarınızı, iş yapış şeklinizi ahlak nasıl etkiler? Bunun haritasıdır gördüğünüz. Ahlak aslında sağda görünüyor. Ahlaki erdemler olarak gösterdim. Oradan bakın karakter özelliklerine, en sonunda da amellere yani eylemlere, davranışlara dönüşüyor. O yüzden de önemli. Hepimizin ahlakı öğretme şekli vardır. Hepimiz her zaman ahlakı öğretmeye çalışırız. Ama farklı yöntemler kullanırız. Ve bu yöntemler sayıca çoktur. Gerçekten çok sayıda metodla bu eğitim verilir. Sizlerin de öyledir. Mesela Allah'ın isimlerini ezberleriz, Rahman ve Rahim deriz, Sabır deriz, isimleri üzerinden değil mi ilerleriz? Allah'ın isimleri üzerinden ahlakı öğrenmeye ve öğretmeye çalışırız. Şemail, İmam Tirmizi'nin önemli kitabını bilirsiniz. İçerisinde bütün hadisler vardır ve bu sayede peygamberimiz üzerinden ahlak öğrenmeye çalışırız. Başka insanlara hizmette bulunarak öğrenmeye çalışırız. Rol model oluşturarak öğrenmeye çalışırız. Birbirimizden, akranımızdan öğrenmeye çalışırız rol model altında.
müzakereler gerçekleştiririz. Aramızda münakaşalarla, tartışmalarla öğrenmeye çalışırız. Bunların bazıları benim okulumun da, benim ekolümün de benimsediği yöntemlerdir. Tabii ki siz de dönüp kendi kullandığınız yöntemlere bu ışıkta bakabilirsiniz. Hangilerini kullandığınızı, dökümünü yapabilirsiniz. Bizim eğitim kursumuza gelecek olursak 4 tane erdem üzerinde duruyoruz. Dürüstlük, alçak gönüllülük, nezaket, bağışlayıcılık, adil olma, alçak gönüllülük, şefkat, cömertlik, sabır ve cesaret, yüreklilik olmak üzere. Cüra ve şücaa sonuncusu. Bu 10 tane önemli ahlaki erdemi, değeri nasıl veririz? Kursumuzun temelini bu oluşturuyor açıkçası. Bunlar 10 temel ahlaki erdemdir. Bunlar zaten sizde varsa taalluk ve ahlakül dediğimiz ahlak da aslında tamama ermiş, olgunlaşmış oluyorsunuz. Peki bizim bu saydığımız erdemlere neden ihtiyacımız var? Çünkü bu ahlaki erdemler bize yardımcı olacak ve bu yardımla, bu destekle biz belirli kötülüklerin üstünden geleceğiz. 4 tane büyük ahlaki kötülükten bahsedebiliriz. Kibir. Birincisi kibir. Bu kibirden nasıl kurtulacağız, değil mi? Bunun yolunu hep ararız ve bunun için dua ederiz. Bundan kurtulmaya çalışırız. İkincisi öfke. Öfke dediğimiz şey, Şahen Radab denilen şeydir. Bu öfkenin üstünden nasıl geliriz? Bir diğer kötü özellik, kıskançlık. Dördüncüsü, açgözlülük. Bunlarla nasıl mücadele ederiz? Bunların üstünden nasıl geliriz? Hacı için bunlar sorundur. Bu sorunlarla karşılaşacaktır hacı. Örneğin hacı arkadaşlarıyla yes. İlişkilerinde bile dikkat etmeye gerekir. Evet, 4 dakikam kaldı. İnşallah fi. İnşallah. Ne de dakikatayn. Dakikatayn ustaz. 2 dakika, 2 dakika hocam, 2 dakika sadece bana izin verirsiniz. Not going to, so the idea is tüm bu fikirler ışığında 7 kademeden oluşan bir program oluşturduk. Bir hac eğitimi olarak düşünülebilir. Biz buna aslında ahlakın gelişiminin 7 adımı adını da veriyoruz. Öncelikle iyi bir karakter oluşturmaya çalışıyoruz dedik. O da standart ahlak niteliğinden bahsederek başlamak anlamına geliyor. Taalluk dediğimiz şey, peygamberin karakteri ışığında çalışıyoruz ve bir değişiklik yaratmaya çalışıyoruz, değil mi? Kendimizde neyi değiştirebiliriz diye bakıyoruz bir sonraki adımda. Kendi kendimizi bir gözden geçiyoruz, bir muayeneden geçiyoruz. Bizdeki hataları bulmaya çalışıyoruz. Ondan sonra 3 yöntem ışığında ilerlemeden önce bir nefsimizden kurtuluyoruz. Onu terk ediyoruz. Ondan sonra iyi karakteri gelişimin 3 yöntemine bakıyoruz ve peşinden de terakkimizi, ilerlememizi gözden geçiriyoruz. Bu erdemler bende yerleşti mi diye dönüp bakıyoruz. Bu bahsettiğim kurs aslında 3 saat ahlaki eğitim, 3 saat ruhani eğitimden oluşuyor. Benim geliştirmiş olduğum, tasarladığım bir kurstur. Çok defalar uygulandı bu eğitim kursu ve hükümetimiz de aslında bunun ötesine geçmek üzerine odaklanmış durumda. Çünkü fasikten insanları alıkoyacaktır, cidalden alıkoyacaktır bu. Hacılar için sorundur bunlar. Zaten hacın misyonu, amacı, gayesi budur, değil mi? Nedir? Sizi iyi bir insan, iyi bir kul kılmaktır. Umut ediyorum ki bu kursu da sizin de desteklerinizle daha da gelişebiliriz. Eğer ki bunu kullanmak, uygulamak isteyen olursa lütfen benimle temasa geçin. Beraber çalışmaktan mümkün oluruz. Endonezya, Nijerya, Avrupa, bundan yararlanabilir, nasıl yararlanabilir görmek isteriz. Arapça, Urduca gibi dillerde nasıl uygulanır bunu görmek biz de isteriz. Diyanet Başkanı'na bir kez daha teşekkür ederek sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Bu şansı verdiğiniz için teşekkürler. İyi konferanslar diliyorum. Esselamu aleyküm ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.